Geçtiğimiz günlerde HDP'li Tuma Çelik hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı. Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreçte mecliste işliyor. Peki dokunulmazlığın kaldırılması uygulaması daha önce hangi durumlarda uygulandı? Şimdi bunu getireceğiz ekranlarınıza. Gözler HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'le ilgili cinsel saldırı suçlaması ve mecliste o vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için toplanan karma komisyonun alacağı karara çevrildi. Karma komisyon bünyesinde dosyayı ele almak için bir alt komisyon oluşturuldu. Peki daha önceki dönemlerde hangi gerekçelerle kimlerin dokunulmazlıkları kaldırıldı? Meclis Başkanlığı'nın hazırladığı istatistiklere göre 1980 sonrasında 44 milletvekilinin vekilliği çeşitli nedenlerle düştü. İlk olarak 17. dönem milletvekili İsmail Özdağlar vekillikten istifa etti. Bunu 18. dönemde Murat Sökmenoğlu'nun istifası takip etti. Dilşat Canbazkaya, Erol Kaya. 1994'te ise 19. dönemde 14 DEP milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. 20. dönemde ise Refah Partili Necmettin Erbakan, Şevki Yılmaz, Şevket Kazan, İbrahim Halil Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan ve Ahmet Tekdal'ın partilerinin kapatılmasına yol açan beyan ve eylemleri nedeniyle milletvekillikleri düşürüldü. Bu dönemde Trabzon milletvekili Eyüp Aşık da milletvekilliğinden istifa etti. 21. dönemde ise Bekir Sobacı ve Nazlı Ilıcak, 22. dönemde Cemal Kaya ve Kemal Derviş milletvekilliğinden istifa ettiler. 2015'te başlayan ve 26. dönemde ise Figen Yüksekdağ ve Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 8 HDP'li kesin hüküm giydikleri gerekçesiyle milletvekilliği görevini sürdüremediler. HDP'li Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana ve Faysal Sarıyıldız'ın ise devamsızlık nedeniyle vekilliği düştü. Son olarak 27. dönemde CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in vekillikleri kesin hüküm giydikleri gerekçesiyle düşürüldü.